just a joy in our hands. Sen bunu Sezen Aksu gibi okuyorsun aslında, farkında değilsin. Evet, onu o testleri... Hoş geldin Çinari. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün huzurlarınızda YouTube'un kraliçesi. Merhaba, herkese ya, merhaba. Ne video atsan çılgın gibi izleniyor Çinari. Nereden geliyor bu? Ya bilmiyorum, onu aslında bana sormak lazım değil. İzleyicilere teşekkür ederim. Beni izleyip izledikleri için, destek oldukları için. Ama tabii ki tek ben değilim yani. Arkadaşlarımız da var yani tabii. YouTube'da meşhurlaşan fenomen olan. Ama herhalde yani senden sonra bu Azerbaycan'daki genç şarkıcılar böyle YouTube'da Türkiye'de dinlenip çok fazla beğenilmeye başladılar galiba. Ben öyle söylemeyeyim. Ben aslında 2014 yılında İstanbul'da yaşadım. Bir yıl burada yaşadım. Çalışıyordum burada. Sahne alıyordum. O dönemlerde Sadık Hacı'yla Sura çıkmıştı yani. İlk onlar... Önce onlar çıkmıştı. Evet, önce Sura çıkmıştı. Allah Allah. Sura çıktı, sonra Nigar çıktı. Nigar Muharrem'den sonra. Sen ondan sonra mı? Evet, sonra ben çıktım. Ama sen dağıttın. Sonra ben çıktım, yok öyle söylemiyorum. Genel, sonra bak, Nahide. O kadar mütevazi ki hiç kesinlikle yani. Yok mütevazilikten değil de yani hakikatleri söylüyorum. Tamam, süper harikasın. Ya yani onlar Sadık'la birlikte çıktılar gitarla falan. Ben sadece o yüzden belki öyle olabilir, farklılık oldu. Müzik falan yoktu. Sadece masanın üstünde ellerimle böyle çalarak şarkı söylüyordum. Sen ritim yaparak şarkı söylüyordun. Müziksiz falan. Şinare, biraz seni tanımak istiyorum. Bu kadar insan seni dinliyor ama yani sen ne yaptın, nerede doğdun, nasıl müzik öğrendin, nasıl bu kadar iyi şarkı söylüyorsun? Bununla ilgili hiç bilgileri yok. Biraz seni tanıyalım ya. Tanıyalım. Valla. Gidelim. Şöyle bir geçmişe dönelim hakikaten. Yani. Geçmişe dönelim. Şöyle söyleyeyim, müzikle bizim aile hepimiz yani böyle güzel sanatlara, yaratıcılığa çok böyle neydiyiz, çok istekliyiz, hevesliyiz, hepimiz öyleyiz. Herkes de var mı yetenek? Bu yandan yani? Yetenek derken yani abim mesela resim çizebiliyor, ben de yani yapıyorum, seviyorum. 3 yaşımda falan annem beni bizim değerli bir bestecimiz vardı, Allah rahmet eylesin, Oktay Zülfügarov, çocuklara şarkı besteliyordu. Onun yanına götürdü beni. İşte 3 benim, yaşında. Evet, 3-4 yaşlarında falan. O benim ilk elimden tutan hocam oldu yani. Hep çocukluğum zaten müzik dernekleri, müzik ocakları, konserler falan oralarda sürekli geçiyordu. Sürekli böyle. Sürekli evet, konserlerde falan geçiyordu. Öyle büyüdüm yani. Ne kadar güzel ya. Annem zaten çocukken de hep bize geliyordular, şarkı söylüyordum. Misafirlere. Sandalyenin üstüne çıkıp şarkı söylüyordum. Annem de baktı, işte görmüş ki hevesliyim. O yüzden götürmüş beni oraya. Ama o dönemlerde ben çok yarışmalara falan katıldım artık büyüye. 5 yıllık piyano dersi aldım. Sonra dansa gittim. O dönemlerde insan şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Ne olacağını bilmiyor. Yani çocuksun. Yeni büyümeye başlıyorsun. Hayatı yeni anlamaya başlıyorsun. Bulamıyorsun ne olmak istediğini. Kendini tapa bilmirsen. Anlat. Anlıyorlar herhalde. Seni bir şey diyeyim ya. Azerbaycan'dakiler ne zaman duysam diyorlar ki neden kendi dilinde danışmışsan? Neden danışmışsan? Araya ama katabilirsin. Hiç Türkler rahatsız olma. Türkler çok iyi anlamıyor da o yüzden. Doğru. Aynen. İşte o yüzden bende de biliyor musunuz nasıl bir şey vardı? Mesela dansa gidiyordum. Çocuktum. Dans hocam diyor ki sen dansçı ol, senden güzel dansçı olur. Piyanoya gidiyorum, parmakların çok iyi, sen piyanocu ol. Vokale gidiyorum, vokal ol. Makama gidiyorum, ya ben ne yapacağım, resim bile çiziyorum, ressam ol. Ne bileyim, designer, ben ne yapayım diyor. Şahane bir şey. Ama çok kötü bir şey, karar veremiyorsun. Karar veremiyorsun. Evet. Ama doğal hayatında zaten aslında bir yönü seni yönlendirdi. Evet. Hayat. Yani şarkıcılığın biraz daha mı öne çıktı? Yani evet, bu kadar o öne içinde çıktı. Yani anneme ben teşekkür ederim, aileme genel olarak. Yani onlar bana çok destek oluyor. Annem de baktı ki yani bu yönde daha çok şanslı oluyorum işlerim. Daha çok başarılı oluyorum. O yüzden işte ama oyunculuğu bitirdim. Hayda. Yine. Hisar, yine oyunculuk da var bir yandan da. Evet. Ne kadar süre güzel sanatlar, oyunculuğu 4 yıl oyunculuğu bitirdim. Yani istesen dans edebilirsin, resim çizebilirsin, oyunculuk yapabilirsin, şarkı söyleyebilirsin. Makyaj, saç falan da yapıyorum artık. Makyaj, saç da yapıyorsun.
Güzel bu. Yalnız sanki bu Azerbaycan'da çok sık duyduğum bir şey. Ben Elnur'la da sohbet ederken dedi ki ben işte bir süre diş protez işi okudum. Yok makyaj işiyle bir ilgilendim. Evet evet. Yetenekliyiz. Herkes başka. Bir evet. De şey o eğitim sisteminin içinde de farklı farklı şeylerden eğitim almanın bir evet. Şeyi yok. Herkes mesela çocukluktan piyanoya falan gidiyor yani. Müzisyen oldu olmadı. Öyle bir şeyler var ama ne bileyim biraz bulmak zor oluyor. Bence bir işi doğru düzgün yapmak lazım. Bir noktayı tutmak lazım. O yolda doğru ilerlemek lazım ve güvenmek lazım o yolda gittiğine. Ne bileyim çünkü böyle kafa karışıyor. Benim kafam çok karıştı. Hala karışık mı kafam? Hala yok. Ha, şu an artık tamam. Şu an tamamdır ama ne yalan söyleyeyim. Oyunculuk da yapıyorum bazen. Güzel, süper. Seviyorum. Süper. Zaten aslında şarkıcılıkla oyunculuk birbirine evet, çok uzak şeyler değil. Tiyatroda olmalı. Eğitim. Yani daha güzel olur. Sahne çalışman da olduğu için sürekli. Yani sahnede durmayı bilmek, insanlarla iletişim kurmak, bir süre sonra evet. Bir şeylere dönüşebilmek. İletişim şimdi. Çok önemli zaten sahnede. Şimdi dur. Asıl senin birikimlerini yeni öğreneceğiz zaten. Yani mesela sesini nasıl geliştirdiğin sorusu en çok sorulardan biri arkadaşlar. Ki ben de merak ediyorum. Ben senin ne kadar videonu izlesen yani müthiş ağız açıklıkları, name becerileri, mimikler yok Allah yok. Bu ne ya? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Utandım. Gerçekten çok çok güzel. Yani bu ama şimdi anlatıyorsun da bir yandan da. Yani kendi spoilerını kendin veriyorsun. Çocukluktan geliştirmek, başlıyor. Şöyle söyleyeyim. Ben yine hocalarım çok oldu benim. Hı. Mesela vokal hocam Esmeral de hocam oldu. Sonra değerli bizim sanatçılarımızdan ben ders aldım. Azer Zeynalov. Oo ne diyorsun ya? Evet. Azerbaycanlı halk artisti. Onun grubunda efsane. Da şarkı söyledim. Aklasik diye bir grubu vardı. Yani lokal. Sonra nasıl oluyor işte sonra... arkadaşlar? Amatör ses falan değil ya. Amatör sadece sizin YouTube'da gördüğünüz hali oluyor. Yani içeride çalışan, ders aldığın kişiler çok kıymetli bizim, insanlar. Evet, Azerbaycanlı halk artisti Mensum İbrahimov'dan da ders aldım. Yani ne dersler aldın bunlardan? Ne öğrendin? Mesela yani birine, nelerle yaptın? Ne çalıştın? Vokal şarkılar işte. Vokal dersi. Mesela işte, Mensum İbrahimov bizim hanendemizdi. Değerli hanendemiz. Ondan da makamlar biraz öğrendim. Makamları öğrendim. Şu an Azerbaycan'daki makamları biliyor musun? Biraz biliyorum biraz, ama biraz böyle biliyorsun. Tam çok böyle... O bana hep söylüyor ki yok sen makam oku. Sen ya, okuyabiliyorsun. Hayda. Dedim yok bana göre değil. İşte dediğim gibi anlıyorum. Nereye gidiyorsam o tarafa çekiyorlar. Anlıyorum. Ama sen biraz böyle zaten biraz popüler. Evet, sen onu daha çok istiyorsun. Evet yani. Onu daha çok istiyorum. Çok klasik halk çünkü oturup şey böyle mi? Sakin okuyamıyorum ben. Hep böyle hareketli olmam lazım. Ya Çınar'ın ben şimdi arkadaşlar ne kadar biliyorlar bilmiyorum. Çınar'ın konserlerine gidiyorsunuzdur. Türkiye'de konser veriyor uzun süredir. Bana birkaç konser videosunu izletti. YouTube'da yok onlar. Hiçbir yere atmıyorsun. Dehşet performanslar var. Bu performansları ne zaman paylaşacaksın? Yani bir albüm yapıyor musun? Nedir durumun? Evet evet şu an albüm hazırlıkları gidiyor. İnşallah Bakü'ye gideceğim. Döndükten sonra klipimiz çekiliyor. Artık ne zaman haydi hayırlısı bakalım. Sunulacaklarsa onu artık bilmiyorum. Biraz tarz olarak? Tarz olarak şey tarz yani pop rock böyle onun ortası gibi bir şey. Pop yani, rock. O bile belli değil evet. Yani bende. Ama pop rock her şeyden biraz alıyorum. Altyapılarda biraz şey var ama yani. Evet. Sadık'la yaptığı seviyorum. Gibi seviyorum. Evet. Mesela aslında seviyorum. Mesela sahnede de orkestra biraz rock tarzı çalsın. Ben istediğim gibi söyleyeyim. Evet. Biraz sert müziği, rock müziğe karşı bir sevgin var, keyfin var. Güzel. Hepsine benim sevgim var, keyfim var. Hepsini dinliyorum. Söylüyorsun da. Senle burada aşk şarkısını kaydetmiştik. Nasıl beğenildiğini yani bizim ülkede hani Sertab Erener'in dışında aşk söyleyeni çok böyle falan diye tabii bir şey yaparlar yani, ama seni çok sevdiler. Çok sağ çok olsunlar, sevdiler. Teşekkür ederim. Onu da sizin sayenizde yani benden olsa söylemeyecektim. Ya harika yani harika bir mezzo soprano. Gerçekten çok koyu güzel bir rengin var. Ve şarkının içinde de şimdi şuraya buraya bir link bırakırım. Lütfen girin bakın. Kendi rengine uydurarak yaptık. Yani o alt seslerde koyu bir falan ama çok lezzetli. Hiç kulakta böyle daha da ince söylesin hissi yaratmayan çok şık gerçekten. Diyorsun ki birçok hocadan dersler aldım. Bunların sonucunda bir şeyleri yaptım. Bugün de işte bir albümle hayatıma devam ediyorum. Evet. Gayet çok net ve çok başarılı bir çizgi. Yani senden peki genç arkadaşlar ne öğrenebilirler? Ne anlamda? Şimdi YouTube'da önce yürüdün değil mi? Ben evet. mi yanlış biliyorum? YouTube'da. Yok YouTube'dan yürüdüm. İyi bir YouTube şarkısı nasıl olur Çınar'ı?
Vallahi şöyle söyleyeyim, bu işler şans işi, kısmet işi. Yani ben büyük büyük konuşmayayım, yani bana, ben kendim öğrenmem lazım hala. Ben o yolda yürüyorum, yani ben hala şey olmadım. Aslında şöyle düşün ama, yani YouTube'daki izlenmelerinle bu konuda bir tecrüben var. Ben bunu merak ediyorum aslında. Onu aslında nasıl söyleyeyim? Ben aslında hani burada yaşadığım dönemlerden... Kaç senedir İstanbul'dasın? Küçük keseyim hemen. Kaç sene değil şimdi, 7-8 aydır. 7-8 aydır İstanbul'dasın. Bir yıl ama 2014'te yaşamıştım. 2014'te bir yaşadın, evet. Tekrar gittin geldin. Ama gittim, burayı biliyorsun, geldim. Bilmiyor değilsin, evet, yani İstanbul'u. Evet, biliyorum. Ay, çok biliyorum. Yani hep istiyordum bir şeyler yapmak falan, olmuyordu. Hı-hı. Arkadaşım da diyordu ki, kızım bak sen bir gün iyi bir yerlere geleceksin. Ben de diyordum ya, artık umudum kesilmişti, ne öyle yalan mi söyleyeyim. Evet, ben... Tam o zamanda meşhur oldum. Umudum kesildiği anda. Allah yani Allah. O yüzden diyorum ki, bilmiyor insan. Yani dedim artık bıktım, ben şarkı söylemek istemiyorum. Artık böyle hevessizdim. Bir tek aklıma şey gelmedi, yani videoya çekip paylaşmak. Yani o ne yapıyordun peki? İnsanlara gidip hani benim sesim böyle şöyle, beni çıkartın yok, falan mı? Yok öyle demiyorum. Ne yapıyordun? Hani nasıl şey yapabilirsin ki? İşte biraz ona yakın bir şey. Yani başka ne yapılabilir ki? Yani benim sesim böyle, belki vokal yapayım, şey yapayım. Vokal, back vokal olmak istiyordum daha doğrusu, ne yalan söyleyeyim. Yani söylemediğim insan kalmadı. Hem oyunculuğu söylüyordum, hem hı-hı, hangisi tutarsa olur diye. Hı-hı. Ama şey işte olmadı, kısmet olmadı. Fakat YouTube'a bir gün dedin ki, dur bakayım. Evet, o da nasıl kim oldu? Kim kandırdı ben, seni? Ben şeye gittim, düğüne gitmiştim. Akrabalarımı düğüne gitmiştim. Bakü'de oraya gittim. Benim bir arkadaşım var, Hacı Bey Heyderli. Hep ona diyorum ki, ben senin ismini her zaman çekeceğim. Yani seninle konuşmasam bile, yani Allah bu hakkı Allah danamam. Hayda, ne oldu? Bu. Onunla görüştük. O da bana hep destek oluyordu. Destek aha olmak istiyordu ki, sen çok... Burada da gelip beni dinliyordular. Diyordu ki, sen utangaçsın. Sana destek olmak lazım. Hmm. Yani sen bir şey yapmazsın kendine kalırsa falan. Onda Az Haber saati var Azerbaycan'da. Çok büyük bir site. Ben de işte oturduk bir gün. Dedi ki, bir şarkı söyle işte, atalım paylaşalım ya. O da paylaşıyordu haber. Gazeteci kendisi. Ben de dedim ki, yok ya nasıl olur? Ben biliyor musunuz neden kaybediyorum aslında? Neden? Çok titiz, çok düşünüyorum. O olmaz, bu çok kötü. O yüzden arkadaşlar, o kadar... Yani dikkat etmeyin her şeye, boş verin. Böyle biraz zamanı rahat, akışına bırakın. Her bravo şey o zaman oluyor. Yoksa benim gibi. O da nasıl oldu? Ben dedim ki, ya gitarist de yok. Ne yapacağız? Nasıl söyleyeyim ben? Gittim eve o günün akşamı. Gece saat bilmiyorum 1 miydi 2 miydi artık. Oturduğum şeyde kendi kendime, bizim bir bestekarımız var. Eza İbrahimova. Çok seviyorum onun şarkılarını. Aha. Rahmetli o da. Gede Yüzü Küle'ye, Şevket Erekbarovan belki tanırsınızdır. Evet. Benim, bizim iyi sanatçılardan. Onun şarkısı, eski bir şarkısı. Gede Yüzü Küle'ye, yani Gedek Yüzü Rüzgar'a. O şarkıyı söyledim öyle. Attım ona, dedim ki... Paylaş. Şey, nasıl? Yok demedim. Nasıl? Dedim böyle bir şey olur mu? Yani müzik falan yok. Ona hala soruyorum. Bir baktım ki... paylaşmış yani. Hiç. Sormadı bile yani. Bana öyle bir insan lazım. Cevap gelmedi. Hiç seni titiz mitiz mitiz falan yapmadan hiç. İyi. Ben de diyorum, ne yaptın sen? Ben orada kötü söyledim. Öylesine Allah söylemiştim falan. Baktım şeyde, haberde. Onun da yani izleyicisi çok o şeyin. O site'ın. Evet. Baktım böyle korkarak şimdi. Bakıyorum iyi yorumlar geliyor. Biraz şey, rahatlaşma. Bir de baktım bütün sayfalar paylaşmış. Of. Artık sabah kalktım. Herkes... sokağa çıkıyordum, herkes tanıyordu artık beni. Ne diyorsun evet, ya? Evet yani o kadar, yani ben o yüzden diyorum. Bu Azerbaycan'da mı çok evet, tuttu? Azerbaycan'da. Yani Türkiye'de o zaman herhalde çok bilinmiyordum. Yok. Tamamen Azerbaycan'da. Azerbaycan'da ben ilk meşhur oldum zaten. Ben teşekkür ederim hem vatanlarıma, çok sağ olsunlar bana destek oldukları ya için. Ama kesinlikle Azerbaycan'da bu müzikle ilgili sevgi ve müzik yapana karşı olan sevgi evet, çok büyük. Evet. Bunu buradan bile hissediyoruz. Çok iyi anlıyorlar bir de müzikten. Abi de o var işte tabii işte, yani gerçekten iyiyse destek verilmesi var. Bu her yerde aynı şeyi yaşıyoruz. Biz kanaldaki videolarda da ne analizi yapsak mutlaka hani Azerbaycanlılar geliyorlar, izliyorlar, yorumlar yazıyorlar. Ben diyorum ki bu kadar güzel bir sevgi olur yani. Kendi sanatçısını her zaman sahiplenen evet, çok kıymetli bir şey. O nedenle çok güzel. Peki ondan sonra diyorsun ki... Ondan sonra artık başladık, sonra Sadık'la falan. Ya birkaç tane yine öyle tek şarkılar söyledim. Yine tuttu şarkılar yani Azerbaycan'da.
Sonra Sadık'la tanıştık. Merdan var arkadaşım onun sayesinde. Sadık'la videolar yaptık. Tamam, ondan daha sonra çok gün artık. Başladık artık gün Türkiye'ye artık. Falan açılmaya. Türkiye'de ilk patlayan hangisi oldu? Türkiye'de ilk patlayan bence şey, Vurulmuşam. Vurulmuşam. Evet. Ben de ilk galiba onun videosunu evet, yapmıştım. Evet, zaten onu çok mesela Oktay Kaynarca paylaştı. Aytaç Kanun çok meşhurlar Aytaç paylaştı. Kanun. Evet. Kanuncu Aytaç değil mi? Efsane tabii. Türkiye'deki en iyi müzisyenlerden. Müthiş. Sonra Ahmet Tatlıses paylaştı. Ahmet Tatlıses paylaştı. Sağ olsunlar hepsi desteklerine göre. Şimdi Türkiye'de de dağıldıktan sonra sen Türkiye'de kimlerle çalışma şansın oldu? Şimdi burada farklı bir aşamaya geçiyorsun. Yani artık tamam YouTube şarkıcılığı bir noktaya geliyor. Ama daha sonra sen sahne yapmaya başlıyorsun değil mi? Evet, sahne yapıyordum. İşte bu dönemleri nasıl geçiyorsun zaten, Türkiye'ye gelip? Zaten Bakü'deyken de sahne yapıyordum. Buradan teklifler geliyordu, gidiyordum. Ha gene geliyordun evet, o dönemde. Evet. O vay be. Güzel. Oluyordu, evet. Güzel, çok güzel bir şey. İran'da mesela bana hep soruyorlar sen İranlı mısın diye. İran'da daha çok seviliyorum. Bilmiyorum nedenini bilmiyorum. Benzetiyorlar mı ne bilmiyorum. Ama namelerin falan nameler çok kuvvetli. Falan. Oradan çok tutuyor. Benzeyebilir. Türkiye'de Mustafa Ceceli ile çalıştın değil mi? Evet. Vurulmuşam şarkısını Mustafa Ceceli ile yaptık Fit zaten. Yaptınız. Evet. Onun da küçük anılarım var. Azerbaycan'a geldiğinde senden hangi şarkısını istiyor? Onun söylediği bir şarkı var ya. Yine hüsran. Evet. Sen şarkıyı söyledikten sonra ne diyor sana? Söyle söyle valla ben biliyorum çünkü burada bir hüsran söylüyor. Aman yarabbi. Yok o şarkı onu ben konserinde evet. söyledik 14 evet. Şubat birlikte söyledik onu of. Konserinde. Yani o benim çok sevdiğim bir şarkıydı zaten. Söylemeyeceksin değil mi? Burada ben biliyorum. Çeviriyor tamam. Çeviriyorum. Tamam o hüsran şarkısı mükemmel inşallah vaktimiz olduğunda onu kaydedelim. Evet. İnanılmaz güzel çünkü gerçekten okuyorsun. Şimdi senden sana gelen sorulardan şöyle başlıyorum. Başlayalım. Bakalım neler diyorlar. Heyecanlandım şu an. Evet, evet. Türk dünyasının sultanı Sezen Aksu ile bir düet yapar mısın? Yaparsan hangi şarkıyı okursun? Ay. Ne sordularsa okuyacağım bu sefer. Hiç seçmedim arkadaşlar. Daha önce böyle eliyordum. Vallahi ne soruyorsanız hepsine iletiyorum Çinar. Çok sevdiğim bir sanatçıdır benim Sezen Aksu. Hı-hı. Çocukluktan beri ben onu çok seviyorum. Hı-hı. Tabii ki yani okumak isterim. Hangi şarkıyı okuyorsun? Hangi şarkıyı? En sevdiğin Sezen Aksu şarkısı hangisi? En sevdiğim, hepsini seviyorum ya. En sevdiğim yok. Sezen Aksu ne yaparsa seviyorum ben. Ama sen O Ses Türkiye'de mi zaten Sezen evet, Aksu? Evet Sezen Aksu. O Ses Türkiye'de mesela gelmiştim. Mesela beni bir yarışmada minik serçe diyordular bana. O şarkıyla tanınmıştım. Mesela o şarkı, hangi şarkı çok o? Seviyorum. Minik şey biliyorsun. Biliyorsun nasıl? Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Bitmez vallahi çok güzel. Enstrüman çalıyor musun? Enstrüman biraz piyano çalıyorum. Biraz piyano çalıyorum. Ya çalıp söyleyebiliyor musun peki? Biraz. Vallahi ama. Bir tane çalıp söyler misin bize sonra? Olur. Tamam. Yaparım. Peki. Şarkılarının çoğu cover. Niye yeni şarkı çıkarmıyor diye bir arkadaş sormuş. Çıkaracak. Doğru söylüyor. Beste yapıyor musun bu arada? Onları da sorayım vallahi merak. Beste falan yapıyorum da ama henüz beğendiğim bir bestem yok. Sen beğenemeyeceksin belli zaten. Birinin gene senden alıp yapması lazım. Alıp anladım. Lazım. Senin formülün belli ya Çinar. Sen kendini beğenmeyeceksin. Peki Bakü Devlet Konservatuarı gibi dünya müzik literatüründe çok ciddi yer alan bir ses eğitim merkezinde eğitim fırsatı buldu mu? Eğitim fırsatı. Ben orada. Bakü Konservatuarı'nda eğitim almadın sen. Aldın mı? Düşünüyorum da aldım. Aldın mı? Aldım evet. Küçükken. O kadar çok eğitim aldım ki, o kadar müthiş. Çok hoca gördüm ki artık müthiş unutmuşum. Bir şey ama. Unutmuşum. Müthiş bir şey. Evet. Orada da aldım. Ne faydası oldu diye sormuşlar. Yani. Hatırlıyor musun? O kadar çok eğitim almış ki hepsi bir şeye yaramıştır ama. Evet hepsi bir şeye yaramıştır. Hiç o yüzden böyle, hiç böyle biriyle tanışmadım. Ben aldığı eğitimi hatırlamıyor. Çünkü o kadar çok eğitim almış ki. Neydi ya? Küçüktüm aldım, onda aldım. Da orada da gittim ya. Müthiş müthiş. İki tane hocanın yanına gittim İki orada hoca, da. Orada da. Orada herhalde Mugam falan mı çalıştınız? Yok Mugam değildi. Değil. Orada da vokal. Gene vokal üzerineydi. Sesinin eğitimi ve korunumu hakkında neler yaptı? Sesini koruman ve eğitimle ilgili neler yaptı? Hocalarla çalışmış. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Sadece evet. Ya, hocalarla çalışmak hocalarla zaten. Hocalarla çalıştım o kadar. Çünkü yani sesimi sen, evet.
korumuyorum da yani bir tabii ki. Ama sigara buzlu, yok sigara içmiyorum, yani. İçki içmiyorum. Buzlu su sevmiyorum. O yüzden içmiyorum. Sesimi koruma maksadıyla değil. Ama bu üçü de zaten sana. Ne bileyim ama dondurmayı seviyorum. Yani, yani o kadar da sev ya. Birazcık da rahat yaşayalım ya. Valla çok güzel. Yiyorum bir şey olmuyor ama dondurma yiyince. Yok çok yemiyorsun herhalde ya ondan ya bir şey olmaz. Konser öncesi yeme sen gene de. Konser öncesi yeme de onun dışında hepsini yapabilirsin. Yani arkadaşlar alaylı değil. Yani bizde alaylı müzisyen, siz Azerbaycan'da aynı kelime mi geçiyor? Alaylı yani okul dışında kendini geliştirmiş. Ha, eğitim anladım. Almadan sokaktan yetişmiş. Hı. O pek alaylı değil Cinare belli ki yani. Sadık Hacı'nın kendisindeki önemi nedir? Nasıl yani? Yani Sadık Hacı, bu aşkla ilgili bir soru değil, o da var da bu değil o. Yani diyor ki, Sadık Hacı ile hani nasıl bir çalışma yaptınız, ne yaptınız, nasıl seçiyordunuz şarkıları falan, bu tarz bir şey aslında. Evet, Sadık'la biz çok iyi anlaşıyoruz o konuda. Zaten bizim ikimizin enerjimiz o kadar çok uyuşuyor ki, Sadık uyum sağlıyor ki. Evet. Onunla da tanıştık. Mimiklerimiz falan çok uyum sağlıyor. Yani başkalarıyla ben video çekerken onlar biraz böyle sakin, ciddi ve ciddi donuk olunca diyorum ki ya biraz ama Sadık'la o kadar gülüyoruz ki biz yani şarkıdan çok biz gülüyoruz. Çok uyuşuyor bizim enerjimiz. O yüzden belki de öyle yansıyordur insanlara. Hissediyorlar. Karşıya, evet, o samimiyet, sıcaklık, o sıcaklık. Zaten sen videolarında hep esprilisin. Ben seni ne zaman görsem hep böyle bir espri oluyor. Mimikler. Ha şimdi güleceğiz, ha güldü güleceğiz öyle hava var. Hep öyleyim. Ben çünkü çok seviyorum demeyi, gülmeyi, eğlenmeyi. Güzel güzel harika. Kaç yaşındasın şu an Cinare? 28. 28 süper. Enerjik ama olmak çok lazım. Çok daha genç gözüküyorsun ama sen de gene. Maksimum 23-24 evet. Gözüküyorsun çünkü sen. Çünkü büyümedim, ruhum genç, ruhum küçük. Güzel. Bak bununla ilgili de zaten diyorsun makyaj şudur budur, ayrı bir kanal açarsan bir gün onlara anlatırsın nasıl yaptığını, nasıl ettiğini, kendini nasıl koruduğunu, cildini veya diğer şeyleri. Peki Türkiye'de mi kalmayı düşünüyor? Azerbaycan'da mı? Kariyerinde hedefi ne? Dur, of çok zor sormuş. Dur önce. Türkiye'de mi kalmayı düşünüyorsun? Evet, inşallah. Burada ki Türkiye'de kalmayı düşünüyorum. Şimdi kalıyorum. Şu an ne olacak bilmiyorum. Çünkü ben biliyor musunuz ben nasıl bir insanım? Böyle plan yapmıyorum böyle. Hayal kuruyorum, hayallerim de gerçekleşiyor. Ne hayalin var? Mesela Türkiye'de kalmak mesela hayal tamam, bir gibi hayal. Mesela. Çok bugüne kadar yaptıklarım hepsi bir hayaldi zaten. Konserler wow. Falan. Çok güzel. Süper. Planlı olmuyor çünkü işler. Bazen bizim istediğimiz gibi gitmeyebilir. Yani Allah'a tevekkül. Yani Allah'a havale ediyorum her şeyi. Çünkü en iyisini o biliyordur. Güzel. Akışına bırakın. Of be Cinare. Zamana bırakın harika. Her şeyi. Harikasın, harikasın. Azerbaycan'daki mi kariyerindeki hedefi ne? Azerbaycan'da kariyer hedefin var mı? Azerbaycan'da kariyer. Garip bir soru gerçi ama yani kariyer zaten. Ama kariyer. Sen bir dizide mi oynadın Azerbaycan'a? Ne yaptın? Filmde oynadım. Filmde oynadın. Bir komedi filminde oynadım. Hmm, adı ne filmin? Belki izlemek Kız Galası. Kız Galası mı? Kız Galası filmi. Kız Galası'nın tarihi falan mı? Onun gibi bir şeyler. Ha. Biraz şey komedi. Var mı internette bulabilir mi çocuklar? Yok. İyi ama bulamasınlar. Tamam. Yok. YouTube'da belki vardır da bulurlar. Peki. Çünkü yeni çıkmıştı o yüzden. Hayır daha çıkmıştı. Yeni çıktı anladım evet. Süper. Burada da bir filmde çekildim zaten. Kısa, burada hangisi? Rolüm kısaydı. Burada Türklerle İranlıların ortak bir adı ne filmiydi. Filmi? Onun adı Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle. Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle. Orada ama rolüm çok azdı. Yani başrole yakındım ama. Başroldeki. Daha çok sakin kalıyordun yani. Başroldeki çocuğun arkadaşının kız arkadaşıydı. Kız arkadaşıydı. Anladım. O nedenle çok gözüküyordun. Yanındaydın ya. Tamam. Güzel. Süper. Peki. Çok gözükmüyorum ya pek. Ama işte. Sende bir oyunculuk tarafı çok bariz var ve ileride bence çok bu ön plana çıkacak gibi olabilir geliyor bana. Olabilir çünkü yeni yani ilk defa çekiliyordum. Gelişecek ama. O çok belli şu anda. Kardeşin var mı? Çok güzelsin. Falan filan. Bunların devamı geliyor. Evet. Kardeşim yok. Abim var. Benden bir. Bak. Abi var. Öyle çok güzelsin diye ulu orta hemen şey yapmayın çocuklar. Peki şarkı söylerken doğru okumaya mı daha çok dikkat ediyor yoksa duyguya mı? Şarkı bak söylerken değişik oluyor. Bazen mesela nasıl söylüyorum hiç yani bilmiyorum.
dikkat etmiyorum. Hani ne geliyorsa içimden onu söylüyorum. Bakmadan. Ama bazen de ama şeyi o yüzden sevmiyorum. Kayıda girince yapamıyorum, donuklaşıyorum. Canlı işlerde çok daha rahat. Canlını, o yüzden ben canlı daha çok seviyorum. Konseri falan. Hı hı. Çünkü o zamanki ruh halim neyse, ne hissediyorsam onu böyle millete ötürmeye çalışıyorum. Ama stüdyoya gelince yok, buranı yanlış yaptım. Detone, of. Bunu doğru. Orada biraz o seni zor birazcık oluyor. Yoruyor. Belki ileride şey yaparsın ya, böyle full hücum kayıt yapılan bir iş yaparsın yani. Bütün orkestra orada olur, stüdyoda her şey kapatılır. İnşallah. Bu güzel sesinizi daha çok albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz? Evet, evet. Çıkarmayı düşünüyorlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim hepinize. Çok güzel sözleriniz için. Evet, süper. Emre ve Azerbaycanlı sanatkarlara göstermiş olduğunuz sevgiden dolayı teşekkür ederim. Çinari Hanım'a sormak istediğim soru. Söylemeyi çok sevdiği Azerbaycan şarkısı hangisi? Ve Türkçe şarkı hangisi? Öyle bir şey zor, yok. Zor değil mi? Evet. Çünkü en sevdiğim falan. En sevdiğim yok benim. Hepsini seviyorum. Yani en sevdiğim diye bir şey olmaz ya. En sevdiğim ya. Diye ruh şey. Haline göre. Evet, ruh haline göre değişiyor. Mesela az önce biz yayından önce bir şey uydurdum ya ben. Ne oldu belli olmayan ama. Mesela bugün odur. Modumuzu öyle bulduk, ne oldu? Peki, O Ses Türkiye'de birinci turda seslendirdiğin şarkıyı sen mi seçtin yoksa öyle mi istediler? Ben aslında biz yazmıştık. Yazmıştım o şarkıları, onun içinden seçtiler. O da vardı senin isteklerinden. Peki, bu kadar şirin olmak zorunda mısın? Şımardım. Peki, Haluk Levent Naide ve Sadık'la beraber Kayseri'ye gelir misin diye soranlar var. Tabii seni istiyorlar birçok yerde görmek. Peki, projeler var arkadaşlar. İnşallah. Şarkı söylemeden önce yaptığın herhangi bir şey var mı? Şarkı söylerken zorlandığın noktalar var mı? Varsa ne gibi çalışmalar yapıyorsun diyor. Şarkı söylemeden önce bir şey yapmıyorum ama yapmam lazım. Hiç olmazsa mesela ısınma gibi sesimi falan açma. Bazen hatta konsere gidiyorum böyle haberim yok sesimden. Hiçbir şey söylememişim, yol gelmişim. Direkt çünkü böyle yapıyorum. Orada, sesim neydi sesim benim? Sesim neydi benim? Yerimde mi acaba? Evet. Zor. Ama yapmak lazım. Çünkü bazen şey oluyor öyle çok konsere gidince artık dikkat etmiyor musun ona bilmiyorum ne alışıyorsun. Mesela biz Mersin Antalya konserinde Alanya konserine gidince uçağımız geç kaldı. Kaç saat orada bekledik. Bindik uçağa geldik orada üstümü giydim hazırlandım sahneye çıktım direkt. Çünkü böyle bir durumlar da oluyor. O yüzden bir şey söyleyemem. Ya onu yapmak için iyi şarkıcı olmak zorundasınız zaten ya. Başka çareniz yok. Yani yarım yamalak bir şarkıcıysanız orada zaten dökülürsünüz. O yorgunluk, o konsantrasyon. Çinari iyi bir şarkıcı. Ama güzel yani zor da olsa güzeldir. Yani sevdiğimiz işi yapıyorsak tabii bence ki. Katlanmalıyız. Tabii ki. Mutluysan sorun yok. Şarkı söylerken zorlandığın noktalar var mı? Buna kısaca şöyle ben gireyim. Repertuar seçimlerinle ilgili sohbet etmiştik daha önce Çinare'yle. Çok doğru repertuar seçiyorsun. Bu da hani 2 saatlik konseri nasıl kotaracak repertuar? Neye göre seçiyorsun? Neye göre nasıl seçiyorum? Bir plan yapıyorsun? Yani? Nasıl bir plan yapıyoruz? Şöyle. Mesela 2-3 tane baştan slow şarkılar, Azerbaycan şarkılarıyla giriyoruz mesela. Slow yapıyoruz. Hı-hı. Sonra hareketli, işte hareketli, slow hareketli. Ona göre ayarlıyoruz. Bir de ben çok orkestrama da söylüyorum diyorum ki şu an, şimdi hareketli yapalım çünkü insanları şarkıcılar öyle hissiyat çok hisleri çok güçlü oluyor hissediyorum onları ki şu an ne isteyebilirler bir de maşallah sağ olsunlar kendileri söylüyorlar o şarkı gelsin bu şarkı ha, zaten senin şarkın hatta ben Mersin'de unutmuştum gözlerine bakınca söylemeyi baktım gidiyorum baktım herkes geldi söyle. Gözlerine bakınca yani bu şarkıyı söylemedim söyle. Çok iyi, çok iyi. Girişte ama çok zor şarkılar seçmiyorsun herhalde. Yani. Yok, normal. Normal şarkılar yani. Seçiyorsun. Çünkü geniş ses var Çinare'de. Zorlamıyor. Ben onu size ben söyleyeyim yani. Dengeli söylüyor. Onu bütün siz konser... daha iyi bilirsiniz. Konuşuyoruz biz de. İleride düet ya da slow parça gelecek mi? Bu sorunun yanıtı ihtiyacım var. İleride öyle bir fikrimiz yok. Henüz. Henüz bir diyet falan yok. Evet. İhtiyacı... Dediğim gibi işte benim valla hayatım sürprizlerle dolu. Yani güzel. Bugün bir şeye karar veriyoruz, yarın başka bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden ben söyleyeyim yani. Aynen. Şimdi. Aynen.
Evet. Türkiye'de şarkıcıdan hangisini çok beğeniyorsun? Kendine örnek alıyorsun. Türkiye'deki şarkıcıdan hangisini beğeniyorsun? Hangilerini beğeniyorsun? Şarkıları... Hangisini demeyeyim. Hangilerini beğeniyorsun? Hangilerini beğeniyorum. Zaten çok beğendiklerim var. Böyle isim sorunca hep takılıyorum. Hmm. Sezen Aksu, Sıla, Linet. Kadın şarkıcılar. O, nerede büyük ses sen oradasın anladım ben. Işın Karaca. Bak hep kuvvetli sesler. Sertab Erener. Devam Şebnem ediyor. Şebnem Ferah. Evet ne kadar kuvvetli sesler. Fatma Turgut. İşte çok var. Çok güzel. Sevdiğim sanatçılar güzel, süper. Var. Peki. Evet. Aa, ilginç. Tanınmaya başladığın zaman nasıl bir duygu yaşadın? Hayda. Evet hakikaten. Aslında bu şey genelde desem, hiç konuşmadığım bir soru. Evet. Kimseyle konuşmadım. Yani birazcık ünlü olunca ne hissettin? Birazcık ünlü. Siz bir de bana, benim gibi hissiyatsız bir insana denk gelmiş o soru. Yani. Onun bile şey farkında değildim. Ha, o kadar. Şey yani diyorlar ki haberin var mı kızım? O en büyük sayfa paylaşmış senin. Şu paylaşmış. Ben de böyle. Öyle mi? Öyle ha, evet. Mi? Ya benim yapım öyle. Yani bir şeye tecrübelenemiyorum. Böyle wow diyemiyorum. Bilmiyorum niye öyleyim. O harika bir şey bence. Harika bir şey bence. Normal yani kabul ederim her şeyi. Kendini normal. Kaybetmemeni sağlıyor bu. Bu kadar evet, normal bence. Anlıyorsun. Neden olmasın? Ya bu kadar eğitim almış, senelerce çalışmış bir insana tanınmaması zaten garip olur bence ya. Yok ya o Yok, kadar. Ben böyle düşünüyorum. Herkes için böyle. Ya bu kadar senelerce bir şeyle uğraşıyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Uğraşıyorsun. Sonra ya tanınmak değil ki asıl hedef ondan sonra. Yani yaptığın şeyin takdir görmesi. Evet evet takdir görmesi çok önemli zaten. Ama öyle mesela müzisyenler var. Ben de tanıyorum. O kadar yetenekli, o kadar iyi sesleri var ki henüz keşfedilmemiş, tanımış. Mesela benim versene birkaç isim. Çok sevdiğim Hayda. Bir kız var burada. Kim? Saide Guliyeva. Saide Guliyeva. Evet. Burada yaşıyor o da. Mesela onu hep diyorum ki hak ettiği yere gelmesi lazım. Bak çok gençler, güzel bir ses. Çinari öneriyor. Ne yapıyorsunuz? Evet. Girin YouTube'da. YouTube'da var mı kayıtları? Evet var. Saide Guliyeva diye Saide Guliyeva dinleyin. Dinleyin. Çok var öyle. Yani tanınmayanlar, tamam, güzel peki. Yetenekler. Peki. Şöyle bir bakayım. Bende bir şey var zaten. Onun meşhur olup olması, olup olmaması benim için önemli değil. Hı hı. Seviyorsam, beğeniyorsam dinleyeceğim yani. Hiç umurumda değil kimse dinler. Yani bende kitle psikolojisi değil yani. Kendi fikrim var. Hı hı. Kendim sevdiğim kişiyi dinliyorum. Harika. Öyle bir şey. Harika. Çok doğalsın Çinare. Zaten güzelliği de o bu işin. Yaptığın her şeyin güzelliği o. Doğal olman, rahat olman. Zaten abartmamak. Önemli olan o. Yani Hı-hı. hangi işi yaparsan yap, evet. bence kendin gibi İnsanlar doğal olmak lazım. İnsanlar o nedenle seni izlemeyi seviyorlar işte yani. Doğallığını seviyorlar. Peki, arkadaş hiç Türkiye'de konser vermeyi düşündün mü? Vermiş. Verdim. Peki insanlar senin konser verdiğini nereden öğrenecekler? Konser verdiğimi kim beni takip ediyorsa Instagram sayfamdan. Instagram'dan yani Instagram'dan takip ederseniz bütün listeleri zaten gözüküyor. Evet orada gözüküyor. Ya bizde bu acayip İnşallah ileride iyi yerlere gelince istediğim yerlere geldiğimde olur yani böyle reklam falan. Görürsün sen panolardan. Arkadaş hiç pano mu görmedin diyeceksin dışarıda. Dışarı bak bir. Peki. Küçükken eğitim aldım. Genelde herkes aynı şeyleri sormuş ondan sonra. Şöyle bir bakalım yukarıya. Eğitimle çok soru var. Evet eğitimle ilgili çok soru var. Merak ediyorlar çünkü. Bu kadar iyi bir sesin nasıl çıktığını merak ediyorlar. Azerbaycan müziği ile Türk müziği arasında ne gibi fark var diyor. Azerbaycan müziği ile Türk müziği arasında. Var mı fark arasında? Ya da? Böyle diyelim. Sence? Fark. Sizce var mı? Bence bizim, var. Bizim mesela nameler falan. Hı-hı. İşte makam olayı falan. Makamlar onlar benziyor. Tam nameler benzemiyor tam. Evet, namelerimiz ama çok belli oluyor yani. Hı-hı. Bir Azeri sanatçısı şarkı tabii. söyleyince hemen anlaşılabiliyor. Keskin belli oluyor ama bence şarkı söyleme biçimi çok farklı. Evet. Bize benzemiyor. Farklı. Yani ölüm senin açık ağız büyük böyle sanki eğitimden dolayı o evet, da. Sanki arkanda hep bir senfoni orkestrası varmışçasına sürekli söylüyorsunuz. Biz de öyle değil. Ama herkes de öyle söylemiyor küçük. Yani farklı. Vokal böyle vokal sanatçıları öyle söylüyordur. E daha ne olsun şarkıcılar öyle söylüyor yani işte. Peki. Merhaba. Benim sorum. Türkcan projesi olan Çırpınırdı Karadeniz'de siz de yer alıyordunuz. Evet. Ve gerçekten sesiniz o zaman hayran kalmıştım. Çırpınırdı Karadeniz'i tam haliyle okur musunuz stüdyo kaydında? Okurum inşallah. Tamam, çok sevdiğim bir şarkı. Yani, çok değerli bir şarkı. Sesini açarken veya yukarıları çıktığı çıkardığı bir teknik var mı söylerse sevinirim.
O tekniği bence Emre Hoca'ya sorun. Çünkü ben de ondan öğreniyorum. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz zaten. Birlikte. Ama son derece geniş. Tabii şimdi şeyler de var. Ses genişliği ne kadar diye soranlar da var. Peslerin çok kuvvetli. Peslere doğru biraz sonra şöyle bir istersen bakarız. Minik minik. Ses komik, yani. Değişik. Yok, komik öyle bazen öyle yorumlar falan yazıyorlar. İnternette hakkınızda araştırma yapmak istedim ama sizinle ilgili biyografi göremedim diyor. Biyografi aslında benden almıştılar. Niye koymamışlar acaba? Ha, öyle mi? Haberim yok. Ama belki şeyde web sitelerinde falan vardır yani biyografi. Olabilir. Kendi web sitem var mı? Kendi web sitem vardı ama hiç yani bir haberim şey yok yani. O yüzden bir dedim de ama ismin, koymaları ismin tam nasıl lazım. Okunuyor? Çınare mi, Çınare evet, mi? Evet, bak şimdi en önemli konuya geldik evet. Arkadaşlar. En önemli nokta. Ben Cinare, pardon Çınare, Cinara. Hangisi? Melike. Melike mi? Çınariye her şey diyorlar ya. Çınariye de güzelmiş. Hangisi? Çınare. Aslında Azerbaycanca Çınare. E. Çınare. E. Ters E. E. Evet. Evet. E sizde E olmadığı için E. E yok. Adana'da var o E. Hmm. Adanalılar E derler, Emre derler mesela. Hmm. Emre diyor genelde, Emre diyor buna, Emre. Emre Azerbaycanca mı okunuyor? Emre. 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 Ha, son E'yi inceltiyorsun siz. Emre. Emre. Tamam neyse. Unutun burayı. Neyse. Çınare. Tam olarak Çınare değil mi? Çınare, Melikzade soyadım. Yani Melikzade. Çoğu Melikzade ismim sanıyor. Tamam. Yani Melikzade ismi gibi söylüyorlardı tabii. Hmm. Evet. Ya değişik değişik işte, tamam. Farklı farklı. Çınarenin anlamı ne? Çınarın çınaresi işte. Çınarın çınaresi. Ağaç. Çınar. Dişi ağaç gibi bir şey oluyor. Evet. Şaban Şaban ne diyormuş? Bak burada hayır. Çınar'ı fenasın ya. Vallahi çok fenasın. Süper. Evet, Şaban Şabaniye. Burada bir Azerbaycanca yazmış. Selamlar herkese, sevgiler. Çınare Hanım. Çınare Hanım. Mahnı okuyarken üz mimikalarını nece idare edebilirsiniz? Çok hayran olurum bu tersinize. Ben de mahnı okuyorum. Ve çok severim, sesim de var. Evet. Ama üz mimika edebilmirim. Etmirim. Yani? Ağa Kerim Selimov. Evet. Oğlandı. Çok sağ olun. Salamlıyorum buradan sizi. Bilmiyorum ki içimden gelir ona göre. Yani bence siz oğlan olduğunuz için çok böyle... Mimik yapmayın o kadar. Mimiklere çok... Yok, onlar mesela sade geliyor, yaraşır ona. Yaraşana ben sizi görsem diyebilirim. Görmem lazım. Yani bir kere mimik yapmak için önce saça ihtiyacın var. Bak yandan sürekli Çınar'ın meşhur bir saçı var şarkı söylerken attığı, değil mi yani? Bilmem, görmesem diyebilirim. Onun sorduğu soru tam olarak şey değil mi? Hani bu mimikleri nasıl kullanıyorsun falan gibisinden, aha, değil mi? Yani bir erkek şarkısında kullanabilirsin sen de hani gaytan bıyıklı. Karizmatik böyle. Hah yani. O kendince şey yapıyor. Naif. Yani benim gibi zaten naif. Sakın yapmayın. Onu demeye çalışıyordum yani ben de. Ne güzel. Ama eğitim almışsın. Bu konuda da eğitimi de var. Yetenekle beraber. Onun da çalışmasını yapmıştım. Peki hiç tiyatro falan oynadın mı? Aktif böyle, yok, bir tiyatroculuk falan yapmadım. Yok, yapmadım. Sadece onu diyorum işte, ilk defa filme de ilk defa çekildim. Nasıldı peki, heyecanlı mıydı? Güzel. Biraz miydi? Utangaçlık var bende. Bende bir şey var. Şimdi ben çocukken sahneye çıktığımda hiç utanmıyordum böyle. Allah Allah. Nerede, hangi konserde ben sahneye çıkarken herkes beni konuşuyordu. O kız kim, o kız. Geziyorum böyle, hiç umurumda değil. Sanki sahnede değilim böyle. Şimdi büyüye büyüye yaş arttıkça baktım ki şey oluyor, böyle şeyi. Utanıyorum. Artık sıkılıyorum, sahneye çıkamıyorum. Evet, öyle oldu nedense bilmiyorum. Bir de çok heyecanlanmaya başlıyorum. Hayda. Aksine oldu ama şimdi artık yeniden çocukluğumu, hı-hı, geri döndürmeye çalışıyorum. Güzel, ilginç. İlginç. Bir tane daha var bak. Şunu da bir okur musun? Selam Çınar Hanım. Sizden rica ederim. Orada olan da Gede Yüzü Küreğe mahlasını ifa edin. Çok hayırlı ederim. Gavahçadan teşekkürler. O ilk senin söylediğin evet, mahlı. Evet. Ayrılı söyler misin? Mahlı. Merak ettim. Tamam. Sevgili tut elimle, Gede Yüzü Küreğe rahatlık gezmirem ben. Gede Yüzü Küreğe, koy göynesin üzümüz, koy yağmur.
yükümüz bükülmesin dizimiz. Gede yüzü küleye bükülmesin dizimiz. Gede yüzü küleye. Of be, of 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 of, yandı gene buralar. Kendimi analiz yapar gibi sizin hissediyorum. Sizin için gelsin. Yani harikasın, çok güzel. Sesini nasıl çalıştırıyorsun? Çok güzel bir sesin var, büyüleyici. Nasıl çalıştırıyorsun? Hafta içi ne yapıyorsun mesela? Hiçbir şey yapmıyorum. Harika. Emre Hoca'nın yanına geliyorum. Arada bir çalışıyoruz. Vakit buldukça, konserlerinden fırsat buldukça onun. Hollanda'ya hiç gelip konser verecek misin? Var böyle, bu yakın zamanlarda öyle bir şey olabilir. Çünkü var. İnşallah öyle gelirim, görüşürüz. Var. İnşallah. Salam, ben mahnı okuyanda sesim boğuk gibi çıkıyor. Ama Çinarem'in sesi çok aydındı ve temizdi. Sesimin bu çıkması için ne edilebilirim? Ben anlatırım. Onu bence Emre Hoca'ya sormanız lazım. Tamam. Valla senden çok şarkı istiyorlar tabii. Çok şarkı istiyorlar. Şöyle ben hızlı hızlı yukarı doğru gideyim. Tamam mı? Sadık'la sevgili misiniz? Magazinin dibine orada. Ya Sadık arkadaşı ya. Nasıl oluyor da yani gitar çalan hemen... Arkadaşım. Yani dikkat etseniz eğer, ben bütün gitaristlerle öyle yapıyorum. Hepsine. Yani şarkı söylediğim insana hep öyle yapıyorum. Aynen öyle. Hatta birisi bana söylemişti ki ya o kadar böyle inandırıcı oynuyorsun ki ben bile şey kaldım yani. Utandım yani. Diyor senin hareketlerinden ki beni seviyorsun diye. Ya ama bu bir kameraya bir... Oyun yani. Bu oyun insanlar yani. İzliyorlar ve bundan ben zaten mi? Öyleyim. Sahneye çıktığımda herkes diyor ya bu kız sakin, oturuyorum böyle. Ha bir de değil mi? Dünyamda, kafamda evet. Sonra sahneye çıkınca böyle bu o kız başka mı yani? Şey mi? Çok başka oluyorum. Böyle orada ben aynen. Şarkıyla sahnede yaşıyorum sanki. Böyle orada kendim oluyorum yani. Ama sen de normal çalışırken de öylesin sen. Yani evet. Buraya normal şan çalışmaya geldiğimizde de beraber çalışırken de çok kendi halindesin. Evet. Bir şarkı söylerken bambaşka bir enerjiye dönüyorsun. Çok sonra değişken tekrar... bir insanım o yüzden. Ruh kendine değişken. Kaldığında daha sakinliği, huzuru oluyor yapıyorsun. Evet. Daha dinleyen, yani dingin bir belli olmuyor oluyor. Aslında. Hem öyle hem böyle. İşte. Güzel güzel, süper. Yani küçükken hangi şarkıcı gibi olmak isterdiniz? Hayali çok belli. Hayalim çok valla. Bir de hep diyorum ki gözüm yükseklerde. Hala mı öyle? Gözüm yükseklerde şey mi diyorsun? Evet ya şey, çünkü ya bilmiyorum ya beğendiğim mi onlar acaba? Mesela Beyoncé, Rihanna, Shakira, onları beğeniyorum en çok. Hı-hı. Yani favorilerim onlar. Hı-hı. O yüzden. Grammy hayalin var mı senin de? Yani Amerikan müzik ödüllerini almak gibi bir şeyin var mı? Aslında neden olmasın? Bence yani çok rahat Cinare Eurovision'a katılabilirsin. Hep söylüyorum. Sen çok şey böyle hani... İstemiyorum. İstemiyorsun evet. Ama yani ben isterim yani. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Kötü bir şey değil bence. Peki, şarkı söylerken kullandığın, son soru bu, mimikler üzerinde çalışma, planlama yapıyor mu yoksa doğal mı? Doğaçlama mı? Yok doğaçlama. Yani şöyle yapayım, doğaçlama. Böyle yapayım yok. Değil. Girdiğin anda. Girdiğim anda işte yapıyorum. Bazen mimiklerim yüzünden bana yazanlar çok var zaten. Hatta biri yazmış da senin mimiklerine ölürüm. Cenazemede kimse istemem. Oh. Böyle komik efsane. Şeyler çok geliyor. Annen arımı falan öyle şeyler çok geliyor. O yüzden diyorum ki komik sorular var mı? Ya evet. Çinar hakikaten... Ama beğenmeyenler de var tabii ki. Mimikleri mi? Ki ya fazla. Ne abartıyorsun? Sesin güzel de böyle ağzını yüzüne eğmesen olmaz. Zaten bir dengesi yok ki bunun. Biri ya çok beğenecek ya hiç beğenmeyecek. Aynen. O zaten ben normal karşılıyorum. Çünkü herkesin kendi fikri var. Sizin demin dediğiniz gibi ne demek istiyorsunuz? Onu demek istiyorum ki gençlere. Büyük konuşmak gibi çıkmasın. Tabii ki meslehet vermiyorum. Sadece değil. Yani bu eğer bu yolda geliyorsanız kendinize güvenin. Bir de her öyle çoğu o yüzden böyle gidemiyor o yolda. Çünkü o böyle o diyor beğenmiyorum. Sesi çok kötü. Bu diyor iyi. Of. Böyle kafaları karışıyor. Eğer onlara bakacaksanız, dinleyecekseniz hiç gitmeyin yani. Orada da durun.
hiç kimseye, kendiniz emin olacaksınız gittiğiniz yolun doğru olup olmadığına önce, bir tek ona inancı. Bir de kendilerini tanımaları, bulmaları lazım, fark etmeleri lazım. Hı. Çünkü öyle insanlar var ki, şöyle söyleyeyim, bana da mesela çok dediler, ya ben bu kadar şey yapıyorum, niye olmuyor falan. Tabii ki ben de dediğim oldu öyle. İşte diyemiyorum ben de, acaba... İnsan hep kendini böyle mükemmel görüyor ya, hı hı. O olmamalı işte. Kenardan kendini görebilmen lazım. O yüzden ben hakikatleri söylerim hep. Hep onun taraftarıyım. Hı hı. Diyorum ki yani bir önce kendine bak. Belki bir şeyler eksik ya, belki sen illa da şarkıcı olmak zorunda değilsiniz yani arkadaşlar. Belki başka bir sanatta daha başarılı olabilirsiniz. Daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Yormayın o kadar kendinizi. Mesela ne bileyim, tepkilere falan bakın. Acaba sizin görmediğiniz bir şeylere bakın. Yani insanların gözünden kendinize bakmaya çalışın. Yoksa herkes kendi için çok iyidir, mükemmeldir, idealdir. Öyle bir şey yok ama bence. Yani bir de ya da kendiniz, o tabii ki her insan göremiyor, yapamıyor. Etrafınızda dürüst arkadaşlarınız varsa, of. Ben mesela acı söyleyip doğru söyleni severim. Yani hı-hı. Net olacak. Tatlı dille gelmesin bana. Hı-hı. Öyle arkadaşlarınız varsa onlar sizi yönlendirebilir mesela ki. Yani o kadar kendini fazla yormana gerek yok. Ama şey, ama yani demiyorum hemen umutsuzluğa kapılı falan, hı-hı. Benim gibi. Yo, çok güzel. Ama bir şey olabilirsiniz. Yani. Dengeni tutun. Yani isteyin. Temiz kalpten isteyin ama. Kalbiniz temiz olmalı. İçten istemelisiniz. Güzel. Yani kıskançlıklar falan bence yapmayın. Yok, sen hiç öyle değilsin işte. Bu yok. Ya Çinari'yi tanısanız. Gerçekten öyle değil ya. Hakikaten hani ben böyle onu şöyle bir deneyeyim diye bazen söylüyorum mesela. Ya şunun sesi nasıl sence falan diyorum. Ha, ben doğru olanı söylüyorum. Ulan bir de istiyorum ki böyle biraz gıybet yapsın bana, desin ki yani. Aman evet, onda da ses yok. Yok arkadaş, yok. Yok, deliriyorum ya. Onu bana. Sıfır gıybet. Hiç zevk almazsınız sohbetten vallahi bak. Bir şey de söylüyor böyle orkestram arkadaşlarım falan. Bak bizde. Diyor ki, kızım rakabet evet. Denilen bir şey var. Ben de diyorum ya, ne rakabeti ya. Ben bir tek bir şeye inanıyorum yani, herkesin Allah yolunu açır. Yani herkesin rızasını verir. Ben kimim ki yani kimse yolunu kapatayım ya, bir şey yapayım. Niye yani, elimizde varsa niye iyi olmayalım ki yani, kötü olalım. Bence herkesin yani, onlara boş verin, fikir vermeyin. Herkesi Allah bir yolla ilerletiyor. Birine birini veren de birini alır. O yüzden şükretmek lazım. Süper. Çınar Melikzade, çok teşekkür ederim Çınar'a geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Şimdi senden gitarla bir şeyler dinlemeye çalışacağım, eğer çok yorulmadıysan. Yok. Sonra da vaktimiz kalırsa şu hüsranı çekelim. Tamam. Yani biraz nasiplenelim ya. Kulaklar iyice bir nasiplensin. Çok memnun oldum. Ben de hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Süper. Beni sevip izlediğiniz için, desteklediğiniz için. O güzel yorumlarınızı görüyorum. Kötüleri görüyorum. Onları da görüyorum. Görüyorum ama siliyorum çok falan. Bana fazla kötü gelmiyor. Aha. Başka sayfalarda görüyorum yazıyorsunuz ama kendi sayfama ya. Çok gelmiyor. Sana ne gibi bir kötü yorum gelebilir ki? Yani? Ne yazabilirler seni? Ya öyle bir insan yok ki zaten. Ya herkes beni beğenecek. Yani gayet böyle. Herkes beni beğenecek zorunda değil. Evet ya, bazen kenardan havalı gözüküyorum. Ama öyle havalı diyorlar. Değilsin yani. Bilmiyorum ki, ben konuşmaya başladığınız zaman öyle bir evet, şey geçmiyor. Tanımadığım biriyle belki öyle olabilir. Yani dışarıdan öyle belki. Dışarıdan öyle. Çok böyle havalı falan. Aynen, egolu. Egolu gibi. Ama hiç alaka yok. Süper. Teşekkürler. Size teşekkür ederim. Güzel enerjinizden dolayı. Ne demek? Çok samimi insandır kendisi de. Estağfurullah. Çok iyidir, çok severim. Teşekkür ederim. Çok Sinari, sağ ol. O zaman görüşeceğiz şimdi çocuklar. Haydi bakalım. Zehmi teras hemişe Az derde del seporda سرخورده بودم از عشق در انتظار مردم بگومتی
benziyora. Raftem baroya geriye, raftem baroya feryat. Merhem muradımın bud, Kabe torobımın da. Bye-bye.